Herkese selamlar, sevgiler, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda biber kurutması yapıyorum. Hemen biberlerimi doğramaya başladım. Bahçeden topladığımız için aynı türde biberler değil arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı. Birçok biber türü var şu anda önümde. Çok kalın olanı bu şekilde dörde keserek örtümün üstüne alıyorum. Biberlerin çekirdekli kısımlarını ayıklamadan kullanıyorum arkadaşlar. Uç kısımlarını olduğu gibi, çekirdekli olan yerlerini ise çok kalınsa 4'e, normal kalınlıkta olanları ise 2'ye keserek örtümün üstüne alıyorum. Biberlerimizi bu şekilde kurutalım arkadaşlar. Çekirdekleri zaten kuruduğu zaman kendiliğinden dökülecek. O yüzden çekirdeklerini temizlemekle hiç zaman kaybetmeyelim. İnce olan kıl biberleri olduğu gibi örtümün üstüne aktarıyorum. Dikkat ettiyseniz çok farklı türde biberler var. Evet, biberlerin çoğunluğunu bu şekilde doğradım kurutmak için. Burada bir kısım biberi ayırdım arkadaşlar. Bunları da ince ince doğrayarak buzluğa kaldırmayı düşünüyorum. Şimdi kurutmalık doğradığım biberlerimi balkonuma güzelce yerleştireceğim. Bakın, güneş alan ve rüzgar alan bir yerde biberlerimizi kurutmamız gerekiyor. Ara sıra biberlerimizi karıştırmayı da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Aşırı güneşten dolayı da gün pişiği dediğimiz durum olabiliyor. O yüzden havalandırmamız gerekiyor biberlerimizi kuruturken. Bu tarafta tepsinin içinde de çorbalık kurutmuş olduğum taze bamyalarım var. Bamyalar biberlere nazaran daha kısa sürede kuruyor arkadaşlar. 2-3 gün gibi bir sürede bamyaların tamamı kurumuş oluyor. Bunu da hemen sizlere arada göstermek istedim. Bir hafta sonra biberlerimin geldiği durum bu şekilde. Bakın, yavaş yavaş kurumaya başladılar. Ben ara ara sizlere de söylediğim gibi biberlerimi karıştırdım ve 2 haftanın sonunda biberlerim tamamen kurudu. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır oldular. Şimdi biberlerimi bez bir torbanın içine alarak kaldıracağım. Ve böylece videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.